Merhaba arkadaşlar. 3 gündür kendimi gayet iyi hissediyorum. Öksürüğüm hemen hemen bitti. Artık geceleri nispeten daha iyi uyuyabiliyorum. Enerjim de yerinde. Fakat yine de çabuk yoruluyorum. Bir de benim başımın derdi, Meniere hastalığımın bir belirtisi olan vertigom var. Ara sıra o yokluyor. O da olmasa gayet iyiyim diyeceğim. İyileşir iyileşmez tabii ki hemen bahçe işlerine el atmaya başladım. Yukarıdaki işleri hallettikten sonra aşağı iniyorum. Elimden geldiğince bahçemi toparlamaya çalışıyorum. Ve bayağı da bir şeyler yaptım. Bitkiler uyanmaya başladı. Burada budama zamanı çok çabuk geçtiği için öncelikli olarak budamaları yaptım. En son derin budama yaptığım dut ağacımı göstereyim size. O kadar çok meyve belirtileri var ki, bakın bunlar hep dut ağacımın meyveleri. Nisan ayının sonlarına doğru dutlar yenilecek hale gelecek. Uzun dalların hepsini kesmiştim. Bunlar sonradan olan kısa dallar. Bu haliyle çok daha iyi bence dut ağacı. Çünkü çok yer kaplıyordu. Evet. Başka neler yaptık? Gülleri budadım. Hepsi budandı. Budama işinden daha zorlayıcı olan atıkların taşınması, uygun yerlere bırakılması ya da çok fazla olursa belediyeye haber veriyorum. Gelip alıyorlar. Fakat az olunca çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde, çünkü bitki atığı sonuçta torfa dönüşecek, uygun yerlere bırakıyorum. Şimdi geriye kalan işleri düşünecek olursam, ağaç dipleri yapılacak ve gübre verilecek. Saksı bakımlarının %90'ını tamamladım. Saksıları kabartıp toprak ilave ettim. Gül budamalarından sonra yedek güllerimi şu şekilde saksılara diktim. Çelik aldım ve diktim. Bunlar yedeklediğim güllerim. Hepsi de birbirinden güzel açan çok iyi cins güller. Onların yok olmalarını istemiyorum. Her zaman yedeğini bulunduruyorum. Ayrıca açma zamanında, ay bu gül ne kadar güzelmiş, bana da yetiştirir misin diyenlere veriyorum bu şekilde çoğalttığım gülleri. Bunlar, bakın, gençleştirme yaptığım krizantemler, yani kasım patılar. Uzun dallarını dipten kesince bu şekilde genç fideler verdiler. Onları da hallettik. Diplerine toprak ilave ettim. Aynı şekilde sardunyaların bakımını yaptım. Sardunyalar da şu an iyi durumdalar. Eyvah, gürültü var yine çevreden. Artık onlara engel olamıyorum. Bu şekilde güllerin dipleri kabartıldı. Solucan gübresi verdim güllerime. Ve şu köşede size göstermek istediğim harika sarı nergisleri açtı. Şöyle size göstereyim. Bunların soğanlarını topraktan çıkarmamıştım. Evet, komşu motosikletine bindi ve gidiyor. O gittikten sonra konuşayım ben. Siz biraz seyredin nergisleri. Hemen üstünde limonlar var. Onların da toplanması lazım.
Evet. Gitti komşu. Şimdi devam edebiliriz. Bunların soğanlarını çıkarmamıştım, toprakta kalmıştı. Çünkü çok yoğun hastane ve hastalıkla ilgili günlerimiz oldu. Bahçeyle ilgilenemediğimi söylemiştim sizlere. Şimdi böyle açtılar. Artık bu açma işi bitince ve yeşil yapraklar kuruyunca bunların soğanlarını çıkaracağım. Bir dahaki mevsime daha canlı, daha güzel nergislerimiz olacak. Çok seviyorum bunları. Gerçekten çok zarifler. Şu an bahçenin en güzel bitkisi diyebilirim. Burada minicik bir sümbül açmış. Bu kokulu olan yerli sümbül. Bunların soğanları hep geçen yıldan toprakta kalan soğanlar. Yine şurada açmaya çalışıyor sümbüller. Evet, şöyle arka tarafa dönecek olursak, burada da bodrum papatyaları büyük bir hazırlık içindeler. Hepsinin diplerini kabarttım. Çok yaşlı dalları budadım. Birazcık gübre verdim. Yeniden solucan gübresi almam gerekir. Elimde geçen seneden kalma yarım çuval kadar gübre vardı. Hepsini kullandım. Bu şekilde kaya bahçesinde düzenledim. Yarın eğer bir aksilik olmazsa Antalya'dan kardeşim gelecek ve komşu köyün pazarına gideceğiz. Orada çok güzel çiçekler satılıyor. Geçen yıl öyleydi. Sanırım zamanı gelmiştir. Eğer bulabilirsem çiçek satıcılarını mevsimlik çiçeklerden almayı düşünüyorum. 2 gün boyunca çiçek tarlalarını kabarttım. Hazırladım. Çok doldurmayacağım bu yıl. Fakat sevdiğim mevsimlik çiçeklerden ekeceğim. Yerleri hazır. Bu şekilde kabarttım. Gülleri budadım. Ayrıca kara leke hastalığına karşı güllere süt su karışımı %50 yarı yarıya karıştırıyorum. Onu yapıyorum. 2 defa yaptım bir hafta arayla. Bakın sardunyalar ne kadar canlandı. Gençleştirme uygulamasından sonra. Aynı şekilde kasımpatıları da o büyük uzun dalları kestim. Bir dahaki sezona, sonbahara hazırlar. Evet, bahçede işler böyle arkadaşlar. Şu duvar kenarlarında da epeyce budama yaptım. Artık ayrıntılardan bahsedip daha fazla uzatmayayım videoyu. Dün o kadar zor bir gün yaşadık ki kedilerin ve köpeklerimizin iç ve dış parazit uygulamasını yaptım dün. Veterinerimiz gönderdi. Aman Allah'ım, nasıl zorluklar yaşadım. O tabletleri almıyorlar. Kaçıyorlar. Yaş mamalara karıştırdım. Biz salam sosis tüketmiyoruz. Komşudan biraz sosis aldım. Kaşar peynirlerinin içerisine hazırladım. Bin bir tuzak onları kandırmacayla nihayet ikna ettim ve yedirdim. Mamalarını, içinde şey olan, tablet olan mamalarını, ense damlalarını koydum. Fakat bir tanesi eksik geldi. En sona kalan vanilyaya tablet kalmadı. Az önce veterinerle görüştüm. Bugün onun tableti de gelecek. Vanilyayı da eğer ikna edebilirsem elimden geldiğince kazasız belasız tabletini vereceğim. Damlasını damlattım zaten ama ellerimin, kollarımın halini görseniz bana acırsınız. Her tarafım tırmık içerisinde. O benim yanımdan ayrılmayan kedicikler tabletleri görünce nasıl vahşileştiler anlatamam. Şimdi sırada karma aşıları var. Ayın 29'unda aşılarını yaptıracağım. İnanın çok korkuyorum. Evet, şurada bir şadok ağacımız var. Ben çok seviyorum o meyveyi. Turunçgillerin içerisinde ayrı bir yeri var bende. İlk kez çiçek açmış. O kadar güzel ki çiçekleri iri iri, tıpkı meyvesi gibi çiçekleri de fark atıyor diğer turunçgillere göre. Onları da gösterip vedalaşayım. Bunlar şadok ağacının çiçekleri, tam açılmamış tomurcuk çiçekleri. Bakın şurada böyle bir küme var. Bakın ne kadar güzel. Bunlar açıldığı zaman kocaman limon çiçeklerine benziyor. Şurada da var. İlk meyveleri olacak.
Sabırsızlıkla bekliyorum. Şöyle bir destek yaptım dallarına. Tabii ben acemi bahçıvan. Sürekli araştırıyorum, sürekli okuyorum. İnternetten, güvenilir kaynaklardan sürekli bilgi edinmeye çalışıyorum. Yani sonuçta fena da olmuyor. Budamayı ben videolardan öğrendim. Ve gayet güzel buduyorum artık ağaçları. Tekniğini iyice kavradım. El becerimi de geliştirdim. Fakat çok zaman alıyor. Ve budama işinden daha çok beni yoran, dediğim gibi, o dalların, atıkların temizlenmesi, atılması uygun yerlere. Asla çevre kirliliğine izin vermek istemiyorum. Elimden geldiği kadar titiz davranıyorum. Uygun yerlere torf olacak şekilde koyuyorum yaprakları, dalları. Hatta bahçede bir torf çukurum var. Şimdi dolu durumda. Oraya koyuyorum daha çok. İşte bunlara dikkat ediyorum arkadaşlar. Henüz bahçem tabii ki istediğim durumda değil. Artık elimden geleni yapıyorum bir an önce düzene girsin diye. Eşimi de heveslendiriyorum. Bahçede çok güzel günler geçireceğiz diye. Egzersizlerini yaptırırken motive ediyorum onu. O da daha bir gayretli yapıyor. Umarım bahçede keyifli günlerimiz olur. Sizlerle paylaşırım. Güzel sohbetler ederiz. Şimdilik bu kadar sevgili dostlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Şadok çiçekleriyle veda. Sağlıcakla kalın.